Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ni 2017 yılında 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini, bu sayının 2018 yılının bitmesine birkaç gün kala 2,5 milyona ulaştığını söyledi. Hacıoğlu, Selimiye'nin insanlığın ortak mirası bir eser olduğunu, bir ibadet yeri olmasının yanı sıra müze özelliği de taşıdığını ifade etti. Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi diye de tasvir edilen Selimiye'ye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Hacıoğlu şöyle konuştu. Selimiye Camii'ni 2017 yılında ziyaret eden yerli, yabancı, ziyaretçi ve turist sayısı yaklaşık 2 milyon idi. Bu oran yaklaşık %25 artışla 2,5 milyona erişti. Ve gittikçe de artacağı düşüncesindeyiz. Çünkü önümüzdeki yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce orada çok kapsamlı bir restorasyon yapılacak. O restorasyon sonucunda insanların ilgisi ve alakası daha da artacak. Restorasyon yapılırken ibadethane, aynı zamanda müze olan Selimiye asla kapanmayacak. Hem bir taraftan tadilat, bir taraftan da ziyaret devam edecek. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girdikten sonra Selimiye'ye çevre illerdeki belediyelerin günübirlik turlar düzenlediğini de belirten Hacıoğlu şunları kaydetti. Edirne'nin sınır kapılarından giren insan sayısı 2018'de yaklaşık 5 milyon oldu. Bunun dışında özellikle bu kapılardan girip de memleketlerine giden gurbetçileri biz Edirne'ye çekmeyi başarabildik bu yıl. Dolayısıyla hem kaldılar, hem yediler, içtiler, hem eğlendiler, hem de tarihi ve turistik yerleri gezdiler. Bu tarihi ve turistik yerlerin en başında zaten taşın dehaya dönüştüğü Selimiye var. Dolayısıyla artışın bir sebebi bu. İkinci bir sebebi de özellikle İstanbul'daki belediyelerimizin günlük turlar vasıtasıyla çok yoğun bir şekilde Edirne'ye akını oldu. Emsalsiz bir yapı olan Selimiye'nin çok ilgi çektiğini, yerli yabancı birçok kişinin sadece Selimiye'yi görmek için Edirne'ye geldiğini söyleyen Hacıoğlu şunları ifade etti. Selimiye bir müzedir aynı zamanda. Yani bir şaheser olduğu kadar, bir ibadethane olduğu kadar bir müzedir. Emsalsiz bir müzedir. Dolayısıyla çok ilgi çekmektedir ve bunun için de yerli yabancı birçok insan buraya gelmektedir.